Geçen sene 275 milyar dolar şeyimiz oldu, ithalatımız. Bunun 51 milyar doları 2021'i söylüyorsunuz, evet değil evet mi? 51 milyar dolar enerji. Yani zaten bu dış ticaret aşırılığı büyük sebeple bu enerji oluşuyor. Türkiye buna yıllardır enerji problemi var. Hiçbir tedbir alınmadı. Ben şunları belirtmek istiyorum. Şimdi benim aldığım bilgilere göre, şimdi şöyle biliyorsunuz bu doğalgazla ilgili 600'de bir küçültülerekten LNG haline getiriliyor. Tesislere şey yapılıyor. Türkiye'de de depolar var. Dünyada her ülke zaten 8 ile 15 arasında bir yedek şey ayırır. Yani olağanüstü durumlarda şey yapması için. 8 ile 15 ne? Milyar metreküp mü? Milyar metreküp. Hayır, tabii. Aslında tüketimimizin... Hayır, milyar değil, yüzde olarak. Yüzde tabii. Yüzde, milyar değil. Ha, yüzde olarak 8 ile 15 metreküp. Şimdi bunları LNG olarak şeylere gömülüyor. Türkiye'nin depoları dediğiniz gibi Silivri. Silivri, bana gelen bilgide tekrar biliyorsunuz bu gazı şeye çeviriyor. LNG'yi gaza çeviriyor. Evet. Burada rakam 40 milyon metreküp bana verilen bilgi. Siz günlük olarak Günlük söylüyorsunuz. günlük. Günlük 40 milyon metreküp. Bakın 30 milyon metreküpte Tuz Gölü var. Mesela Tuz Gölü deposu enteresan. Kaç sene oldu? Bitmedi. 5 ünitedir o aslında. Ve 5 milyar metreküp burada. 5 milyar küsürü de var. Depolanması lazım. Ama şu an işte 900 milyon metreküp dediniz siz. İşte 1 milyar Birinci metreküp. faz 900 Birinci milyon faz işte metreküp. aslında 5 faz. Bitirilmedi yani kaç senedir? Bitmeyecek, onu da söyleyeyim yani. Bitirilmedi, öyle Neden kaldı. Bitmeyecek? Bitmeyeceği şu, yanlış iş yapıyorlar çünkü. Tuz Gölü'nden de şu aynı anlatacağım. şekilde 30 milyon metreküp günlük verebilecek durumda. BOTAŞ biliyorsunuz Marmara Ereğli var. Orada da yine 30 milyon metreküp verebiliyor günlük durumda. Şu an bizim boru hatlarımızdaki yapılan hesaplamalarda, siz daha iyi biliyorsunuz Necdet Bey, ben de bu konularda bilgi aldım. Hatlarda biriken şeyimiz de 600 milyon metreküp şey var, gaz birikmiş oluyoruz borularda. Onları da çektiler, ha, sağ olsunlar. Onları da düşünüyor, onlar da. Bunun dışında da 3 tane şey var bizde, özel aynı likit şeyi biz getiriyoruz. FSRU'ları söylüyorsunuz Evet yani. evet işte Çolakoğlu'nun var, Kalyon-Konil'in şeyi var. Onlar da 30 metreküp. 4 yol LNG şeyi var. 3 tane de özel. 3 tane Ertuğrul, özel var. Etki. Şimdi İran'dan ben şunu belirtmek istiyorum. Yani ben tatmin olmadım ya şeyden Sayın Bakan'ın açıklamalarını. Onu demek istiyorum. Yani 28 İran'dan milyon gelen metreküp. 28 milyon günlük metreküp. Evet. Şimdi bakın Türkiye'nin şeyi atla deve değil yani bellidir. Türkiye ortalaması yıllık işte 100 günlük yani ortalama 160 Ama değil şu mi? ara O civarı. 280-300. Yazın 100 milyon metreküptür günlük. Şimdi 287, 19 Ocak'ta birden şey oldu, bir havaların çok soğumasıyla birlikte. Bir de şöyle bir şey oldu, bu tedbirlerin alınması lazım. Yani bir projeksiyonları yok bunların şey olaraktan. Bakın 2020 ve 2021 yılı çok kurak geçti. Biz birçok mesela bizim hidrolik santraller çok düşük kapasiteyle çalıştı. Hatta işletme şeyinin altında su verdiler. Verilenler oldu. Bunun üzerine neye yüklenmek zorunda kaldık? Doğalgaz. Doğalgaz. Doğalgaza yüklenmek zorunda ve çok 2021 daha da kötüydü. Şey yönden bu karda da hayır vardır inşallah şimdi şeylerimiz İnşallah. barajlarımız doluyor.